insanlığın yani bittiğini düşünüyorum. Azerbaycan ve Türkiye el ele olduğu sürece kalkamayacağımız hiçbir sorun, problem yoktur. Alacağız topraklarımızı, başka yapacak bir şey yok. O topraklar bizim yani, Azerbaycan'ın bizim derken. Onlar da kardeşlerimiz. Yarın bir gün inşallah alacağız. Bence hiç antlaşmaya da gidilmemeliydi. Zaten yapacakları belliydi. Allah Azerbaycan'ın yanında yardımcısı olsun. Bu ateşkes olsa onlar için fark etmiyor. Hiçbir zaman sözünü tutmayan, kalitesiz bir insanlar yani. Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes imzalanmıştı. Ermenistan anlaşmayı bozarak Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın bu saldırgan tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim daha demin de Twitter'da gündemde takip ediyordum. Bu gece de sivilleri bombalamışlar zaten. Yani ne kadar doğru olur bilmiyorum ama yani söylemek çok affedersiniz. Birlikten başka bir şey değil yani. Diyebileceklerim ancak bu olur. Söyleyecek söz bırakmıyorlar zaten. Ne kadar kötü de konuşsan anlamazlar. Yine onlar bildiklerini yapar ama bir şekilde bir son verilmeli yani. O da nasıl olur? Onu da ülkeler en güzel karar vereceklerini düşünüyorum. Ermenistan'ın zaten kurulduğu günden beri bir terör devleti olduğu gayet açık. İşgal ettiği toprakların bir açıklaması yok. Hangi sebebe istinaden bir işgal olduğu da söz konusu değil. Kendilerinin açıklaması bu şekilde. Ve dün Ermenistan Başbakanı'nın danışmanın yapmış olduğu açıklama, Azerbaycan'da kargaşa yaratmak için sivil halkı vurduk diyor. Bu bir terör uygulamasıdır, terör faaliyetidir. Bu yüzden ben kan kardeşlerimin her zaman yanındayım. Kendilerine gereken destek neyse, maddi, manevi, askeri, devletimiz tarafından yapıldığına inanıyorum. Ha bu da yetmezse, halktan, vatandaş olarak gereken neyse biz de yapmaya hazırız. Sadece Ermenistan'la ilgili olduğunu düşünmüyorum ben durumun. Çünkü Yunanistan'da da hareketlilik var. Yakında öğreneceğiz diyorum. Yani istedikleri başka şeyler var. Ve yine hepsi birden istemeye başladı. İzleyip göreceğiz diyorum. Yüzyıllardır zaten böyle bir saldırgan tutumu vardır. 1915'te Rusların, Fransızların, İngilizlerin kışkırtmasıyla yaşadığı ülkeye ihanet ettiler. Ondan sonra cephe gerisinde başka yerlere tehcir edildi, yerleştirildi. Bunu soykırım olarak adlandırdılar. 100 yıldır Türk milletine karşı bir kin gütmededir Ermenistan. Ermenistan bu tutumu daha önceki yıllara nazaran biraz daha son zamanlarda sivilleri durumu olarak almış durumda. Yani bu insan haklarına da, insan mahkemeleri haklarına da yani şey durum bir değil. Azerbaycan anlaşma gereği şu an anlaşmaya uymakta. Ancak yani bizim sivil halkı hedef aldıkları için mecbur karşılık vermesi lazım. Ermenistan her zaman böyle yapıyor zaten. Soykırım yapmaya çalışıyor her zaman. Bu devam ediyor devamlı. Türklere devamlı şey yapıyor. Türkler uyuyor, ateşkese uyuyor. Ermeniler uymuyor. Daha önce ben oradaydım, Azerbaycan'daydım, Bakü'deydim, Bayıl tarafındaydım. Kınıyorum yani Ermenistan'ı. Çok büyük bir yanlışlık yapıyorlar, hata yapıyorlar. Yani Azerbaycan da bizim bir ülkemiz. Kendi vatandaşlarımız var burada. Kınıyorum sadece, bunu söylemek istiyorum. 40 yıldır bu saldırganlığı zaten sürdürüyordu. İşgal etmişleri topraklardan çıkmaları lazım. Biz tek devlet, tek milletiz. Ve de bu devam edecek böyle. Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Bu topraklar Azerbaycan'ın. Ermenistan'ın oradan çıkması lazım. 40 yıldır da bu terörü destekliyorlar. Şu anki PKK'yı, ülkemizdeki PKK'yı destekleyenlerden birileri de bu Ermenistan. Büyüten, bu duruma getiren ve Türkiye'nin başına bela eden. Ermenistan zaten tarihten bu yana her zaman Türk milletine karşı zaten her zaman farklı bir gözle baktı. Her ne kadar biz dostane yaklaşsak da hiçbir zaman bize dostane yaklaşmadılar. Şu anda aynısını yapıyorlar. Ya şimdi oradaki savaş iki ülkenin savaşı değil aslında da. Yani orada bir farklı güçlerin savaşları da olduğunu düşünüyorum. Yani Azerbaycan her zaman haklı. Karabağ zaten Azerbaycan'ın şu anda. Orada farklı bürokrasik bir sıkıntı var. Ben ondan olduğunu düşünüyorum. Vallahi
Azerbaycan'ın topraklarını almaya çalışıyor. Onu düşünüyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Öbür taraftan zaten Nahçıvan falan kendi toprakları değil. 32 yıl önceki aldıkları toprakları yarın bir gün inşallah kalbimiz o yönde geri çıkacaklar. Türkiye'nin de yardımıyla tabii. Ermenistan zaten yıllarca bilinen affedersiz karaktersiz bir yapıya sahip bir millet. Bu ateşkes olsa onlar için fark etmiyor. Hiçbir zaman sözünü tutmayan kalitesiz bir insanlar yani. Bunları da tabii Türkiye'de bunun altında kalmıyor. Azerbaycan'a destek veriyor ama kimse bunu bilmiyor yalnız. Yani mesela uçaklar falan filan, gizli uçaklar falan, ona kimse bilmiyor tabii. Ona şu anda bombalayan ondan araçları bizim uçaklar yani. Kimse farkında değil. Ve sonuçta netice Türkiye'nin gücüyle, desteğiyle Ermenistan'ı bitirecekler yani. Çok kötü şeyler düşünüyorum. İnsanlığın yani bittiğini düşünüyorum. Sivil insanlarla yapılmaması gereken bir şey. Allah onların sonunu getirsin diyorum. Başka bir şey diyemeyeceğim. İsminden de anlaşıldığı gibi Ermenistan. Ermeni, Rum tohumu. Yani gereken cevap masada veriliyor, sahada veriliyor. Azerbaycan ve Türkiye el ele olduğu sürece kalkamayacağımız hiçbir sorun, problem yoktur. Yaptıkları doğru değil. O ülkesin zaten. Bence hiç antlaşmaya da gidilmemeliydi. Zaten yapacakları belliydi. Allah Azerbaycan'ın yanında yardımcısı olsun. Peki sizce bu durumun sonu neye varır? Onu çok kestiremiyorum inanın. Çünkü uluslararası siyasetteki dengeler biraz farklı ilerliyor. Biz sadece medyanın bize bildirdiği kadarını biliyoruz. Eğer iyi okuyabilirsek ve biraz beklersek göreceğimizi düşünüyorum. Herkes çıkarına göre hareket ettiği için, yani millet, diğer ülkeler kendi çıkarını düşünerek hareket edecek. Kimse Azerbaycan'ı düşünmeyecek bence. Hep Ermenistan'ın yanında olacaklar. Bizim ülkemiz Azerbaycan'ın yanında zaten sürekli bunu destekliyor. Dünya doğru karar verirse güzel bir şeye varır ama sonunu bilemiyorum yani neye gideceğini. Bu durumun sonu Ermenistan'ın uluslararası arenada terör devleti olduğunun kanıtlanacağı kanaatindeyim. Ha bunu Avrupa'daki devletler onaylarır, onaylamaz. Ama dünyada bu şekilde bir algı oluşacağına inanıyorum. Karabağ, Azerbaycan'ın kendi öz toprağıdır ve sonuç böyle olacaktır. Antlaşmayı bozduklarına göre bir daha antlaşma olmaz. O yüzden hiç yani bu savaş devam eder ya. Biri kazanana kadar devam edecek gibi duruyor. Türkiye'nin desteğiyle sulha varacaktır yani. Başka olmayacak yani. Türkiye'nin gücü çünkü Ermenistan'dan yüksek. Desteği de şeye çok iyi olduğu için Azerbaycan'a neticede bir sonuç alacağız yani. Azerbaycan olumlu bir şekilde alacaktır yani. Yani Ermenistan Azerbaycan'la sürtüşebilecek bir güçte değil. Yani o Türkiye'nin yardımıyla beraber Azerbaycan'ın eli daha çok güçleniyor. Bu durumun sonu yani temennimiz o ki inşallah Azerbaycan'ın topraklarına hakimiyet kurunca ortadan kalkacaktır yani. O toprakları alacak. Biz topraklarımızı alacak. Bizim Ermenistan'ın toprağına gözümüz yok. Azerbaycan olaraktan, Türk milleti olaraktan o işgal ettikleri topraklardan çıkıp gitmeleri lazım bir an önce. O topraklar Azerbaycan'ın ve Azerbaycan'ın olmalı o topraklar. Bu bizim şu anki durumda onu gösteriyor ki bütün toprakları işgalden kurtaracağız. Yani bizim kendi topraklarımızda barınan Ermeni leri biz oradan göndereceğiz. Şu anki durumda hemen hemen zaten bizim Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in de her gün resmi hesaplarından günlük ne kadar köyü kurtardığını ifade ediyor. Bu gidişte inşallah bütün topraklarımızı işgalden kurtaracağız. Kendi topraklarımızda güzel bir şekilde yurt kurup ve oraya cennet bahçesinden bir bahçe ederek o topraklarımızda yaşayacağız yani. Karabağ'dan çıkması gerekiyor. Karabağ Türk toprağı. Oradan çıkması gerekiyor. Kendi toprakları değil. Orası Azerbaycan'ın toprağı. Alacağız topraklarımızı. Başka yapacak bir şey yok. O topraklar bizim yani. Azerbaycan'ın bizim derken. Onlar da kardeşlerimiz. Yarın bir gün inşallah alacağız.